İnsan hayatında psikolojik olarak bakınca telkin çok önemlidir. Bugün ilim dünyasının ifade ettiği bir mana var. Telkin insanda ikinci fıtratı doğuruyor. Yani insan telkinin çocuğudur. Neyi telkin ederseniz, neyi verirseniz onu alıyor. Müsbet, olumlu ve güzel şeyleri telkin edince o telkin insanların üzerine müessir oluyor. Son yıllarda ziraatçıların kullanmış olduğu bir teknik var, damlama tekniği. Damlama tekniğinin özelliği, mesela diyelim ki bir kayısı ağacının dibine böyle tıp tıp diye tane tane sürekli damlıyor, damlıyor, damlıyor. Ne oluyor? 2 gün, 3 gün damlıyor. O su böyle tedricen yavaş 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 aşağıya iniyor. Toprağın derinliklerine iniyor. Mesela üst kattaki komşu yazın tatile çıkmış. Siz de çıkmışsınız. Ama tatile çıkarken tam tedbire riayet etmemişler. Musluğun birisi patlamış. O su yukarıdan aşağıya gelmiş. Siz de uzun tatil yaptınız. O da uzun tatil yaptı. Şimdi diyelim ki mesela yukarıdan bir su patlasa, su sesinden hemen insan ikaz eder. Yukarıdaki, üst kattaki de musluğu, vanayı kapatır, iş biter. Aşağıda ikaz eder ve duvar zayi olmaz. Ama 3 ay siz tatildesiniz, yukarıdaki insan da tatilde, o su böyle duvardan aşağıya ine 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 ne yapar? Hem duvarı hem de demirleri eritir. Eritir, evet. Ve tamamen ıslak bir zemin, sulu bir zemin. Duvar nem kapar, nemlenir. Zannediyorum bu damlama tekniğine çok güzel bir örnek de İhlas Risalesi'dir. Tahşidat yapılmasının nedeni yani bu. İşte öyle mi hocam? 15 günde bir, haftada bir, işte usta daha ilerisi belki her günde bir. Okuya okuya o damlama tekniği. Fizikte kuvvetlerin bileşkeni vardır. F1 artı F2 artı F3. Akıl artı kalp artı ruh artı sır artı hafi artı ahva. İşte bunu böyle tabii teenniyle ağır ağır içine sindirerek, ruhuna giydirerek, alemine nakşederek sürekli içerisinde okursak, o zaman o ihlasın tereşşuhatı içimize iner. İnşallah. İnşallah.